Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün uzun bir süredir merakla beklenen Redmi Note 10'un kutu açılışıyla karşınızdayız. Hemen sözü uzatmadan kutumuzu açalım. Şöyle bir kutu üzerine bakıyorum. Hangi bilgileri vermişler diye. 4 GB'lık RAM ve 64 GB'lık dahili depolama alanına sahip versiyon gelmiş bize. Açıkçası arkadaşlar 4 GB'lık RAM'in ve 64 GB'lık depolamanın ben artık hani çok fazla yeterli olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen markaların bunu artık biraz daha arttırmaları gerekiyor. Tabi 128 GB dahili depolama alanına sahip ikinci, üçüncü opsiyonlar sunuluyor mu? Evet sunuluyor fakat fiyatlar da biraz daha artıyor. O yüzden baz depolamanın artık 128'den başlaması gerek diye düşünüyorum. Şöyle çıkartabilirsek evet. Şöyle biraz sallayalım. Redmi Note 10'u çıkartalım. Kutusundan şöyle pıtık 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 ve evet karşımızda Redmi Note 10 arkadaşlar. Bu telefonda 6.43 inçlik AMOLED ekran bulunuyor. Gördüğünüz gibi dual speaker, yani çift hoparlör, 33 watt hızlı şarj desteği mevcut. 5000 mAh'lik bataryamız var. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 678 ile geliyor. Ve bu Yonga seti 11 nanometre üretim teknolojisine dayandırılmış durumda. Arka tarafta da 48 megapiksellik ana kameranın eşlik ettiği dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Gerçekten bu kamera kurulumunun hani önceki standartlara nazaran çok daha şık göründüğünü söyleyebilirim arkadaşlar. Muhtemelen Xiaomi bu kamera kurulumunu üst segment modellerine de taşıyacaktır. Kutu içerisine bakalım, kulaklık vesaire çıkacak mı biliyorsunuz. Geçen sene çıkmıyordu. Bu sene bakalım bir sürpriz yapmış mı Xiaomi, ben çok fazla sanmıyorum. Ve çıkmadı tabii ki. Şöyle bir adaptörümüz var. En azından hızlı şarj adaptörüyle geliyor. Malum bugünlerde artık adaptörün de kutudan çıkmama olayı mevcut. Dolayısıyla buna bile şükreder hale geldik diyebiliriz. Şöyle çeviriyorum, çeviriyorum. Evet burada bazı bilgiler buldum. Kaç wattmış bu adaptör? Bakıyorum. Evet 33 watt maksimum diyor. Yani hızlı şarj adaptörüyle geliyor. 33 wattı destekliyor. 33 watt hızlı şarj adaptörü de kutudan çıkıyor arkadaşlar. Onun haricinde yine bir plastik kılıfımız var. Bu plastik kılıf, silikon kılıf daha doğrusu. İçerisinden geliyor. Bu da klasik kullanma kılavuzu, garanti belgesi vesaire. Bunları yerine tekrardan koyalım. Yine sim kart iğnemiz de burada. Gelelim telefonumuza arkadaşlar. Şimdi geçen seneyle kıyasladığımız zaman Redmi Note 10'daki en önemli yenilik tabii ki de AMOLED ekranla geliyor olması. Biliyorsunuz şimdiye kadar Xiaomi bu telefonlarında IPS LCD panel kullanıyordu fakat Redmi Note 10 serisiyle birlikte AMOLED ekrana geçmiş durumda. Bu arada ekranın üzerinde ince bir ekran koruyucu olduğunu belirtelim sizlere. Şu etiketi sökeyim. Şöyle sökelim bu etiketimizi. Şu kenara koyalım. Şurada dursun. Arkadaşlar rengimiz böyle güzel bir renk. Ne diye geçiyormuş bakayım. 10X Grey diye geçiyormuş. Yani Grey'nin bir tonu bu. Gerçekten güzel, parlak bir renk. Bakayım şöyle parmak izi bırakıyor mu? Çok fazla bırakmıyor açıkçası. Hani aşırı bir kirlenme olmadı. MIUI 12 ile geliyor gördüğünüz gibi. Hemen hızlı bir kurulum yapalım. Metin boyutunu arttır deyince böyle gördüğünüz gibi buradan arttırabiliyorsunuz. Geçelim bunu da. Türkiye geçelim. Klavye Gboard olsun. Tamam kabul ediyorum. Sim kart bu adımı atlayalım. Çünkü sim kart takmadık daha. A eklemeyi de sonra gerçekleştiririz. Bunu da geçelim. Vesaire vesaire kabul edelim. Şöyle baktığımız zaman gerçekten delikli ekran tasarımı vesaire şık duran bir telefon. Alt çerçeve bence yeteri kadar ince. Yan çerçeveler de güzel ince tutulmuş. Fazla kalın değil arkadaşlar telefon. Gördüğünüz gibi gayet ince bir yapıda. Telefonu kendinize tuttuğunuzda sağ tarafa power butonu ve ses açıp kapatma butonunu yerleştirmişler. Sol tarafta sim kart girişimimiz var. Alt kısımda ise Type-C girişimiz ve kulaklık jack'ımız bulunuyor. 3.5 milimlik. Arka tarafa geçtiğimizde ise arkadaşlar burada az önce de belirttiğim gibi dörtlü bir kamera kurulumu karşılıyor bizleri. Bu arada
Şurada çok fazla bir fark olmadığını belirteyim. Şöyle yan tutarak hatta size. Hani sanki burası biraz daha çıkıntılıymış gibi görünüyor ama değil arkadaşlar. Böyle aynı seviyede hemen hemen gördüğünüz gibi. Gayet şık bir tasarım. Evet arkadaşlar, cihazın kurulumunu gerçekleştirdik. Bu arada parmak izi okuyucusuna da değinelim. AMOLED ekran olduğu için hani ekranın altına geldi mi diye düşünebilirsiniz. Hayır, Xiaomi hala şuradaki power butonunu parmak izi okuyucusu olarak kullanmayı tercih etmiş durumda. Yani ekranın altında herhangi bir parmak izi okuyucusu vesaire mevcut değil. Aslında genelde AMOLED ekranlarda arkadaşlar ekranın altına yerleştiriliyor ama nedense Xiaomi bundan kaçınmış ve hala power butonunu parmak izi okuyucusu olarak kullanmayı tercih etmiş. Evet, telefonumuz açıldı. Şöyle klasik olduğumuz zaten MIUI 12 arayüzüyle karşılaşıyoruz. Kamerasına girelim. Bakalım yeni opsiyonlar vesaire. Kullanırken verelim izin. Tamam. Portre modumuz var. Ana menüde video ve Pro modları bulunuyor. Diğer modlar için daha fazlaya giriyoruz. 48 megapiksel gece, kısa video, ağır çekim, belge tarama modu vesaire bulunuyor. Burada da ön kameraya geçtiğimizde şöyle çevirelim. Gördüğünüz gibi ön kamerayı da böyle çekiyor. Alperen de burada çekim yapıyor. El sallı Alperen. Güzel. Buradan yapay zekayı açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Buradan istediğimiz ekran oranını vesaire ayarlayabiliyoruz. Ayrıyeten diğer makro moda vesaire de buradan geçebiliyoruz. Dilersek şunları açıp bunları biraz daha küçültebiliyoruz vesaire. Şöyle gördüğünüz gibi kılavuz çizgilerimiz olabiliyor. Tabii bunları çekeceğiniz fotoğrafa göre vesaire kendiniz ayarlıyorsunuz zaten. 9-16 ve full ekran tarafında fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. Genelde 3'e 4 kullanıyor herkes. Ama video çekerken 9-16 biraz daha ideal bir ekran sunuyor sizlere. Evet, genel itibariyle telefonumuz bu şekilde arkadaşlar. Kutusunu açtık. Önümüzdeki günlerde bu cihazın tam bir incelemesiyle karşınızda olacağız. Şöyle ayarlardan bir kere de hakkında gireyim. Dahili depolama yerini bir kere de orada görelim. Ha, telefon hakkında zaten direkt burada gördüğünüz gibi 64 GB'lık bir alanımız mevcut. 12.01 MIUI sürümü bulunuyor. Tüm özellikler dediğimizde 4 GB RAM'imiz ve Snapdragon 678 Yonga setimizin de burada göründüğünü söyleyebiliriz. Dahili depolaması biraz az arkadaşlar. Size bunu daha önce de söyledim zaten. Yani 64 GB artık günümüzde bence çok da yeterli değil. Tabii micro SD kartla desteklenmiş ama genel itibariyle kimse hani micro SD kart kullanmak istemiyor. Telefonun kendi hafızasıyla bir şeyler yapmak istiyor. Fakat bu telefonda 64 GB'lık bir dahili depolama alanına yer verilmiş. Gelelim telefonumuzun fiyatına. Telefonumuzun fiyatı arkadaşlar, hemen bakayım internetten güncel bu videoyu çekerken hemen. Bakalım ne kadarmış. Yazalım Google'a. Halihazırda daha çok bir yerde satışa çıkmamış ama sadece şu anda bir yerde fiyat görüyorum. 3200 Türk Lirası. Evet, bu telefon için Xiaomi Türkiye garantili olarak 64 GB'lık versiyonu ve 4 GB'lık RAM 3200 Türk Lirası yazıyordu bir sitede. Önümüzdeki günlerde fiyat yükselir düşer, bunu bekleyip göreceğiz. Geçtiğimiz yıl arkadaşlar hatırlarsanız eğer Redmi Note 9 Pro bu fiyatlardan çıkmıştı. Fakat bu seneye geldiğimizde Redmi Note 10'un artık Pro varyantındaki fiyattan satışa çıktığını görüyoruz. Tabi burada dediğim gibi AMOLED ekran vesaire konulması biraz daha telefonun maliyetini arttıran etkenler olmuş. Arka taraftaki kamera tasarımı da benim hoşuma gitti. Tabi bu paraya değip değmeyeceğini önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz incelemede sizinle detaylı olarak paylaşacağız. Bu videoda sadece telefonun kutusunu açtık. Biraz ilk kurulumunu yaptık. Ardından kamera menüsünde dolaştık ve fiyat bilgisini sizlerle paylaşmış olduk. Önümüzdeki günlerde hazırlayacağımız detaylı incelemeyle karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın diyorum.